Sayın izleyiciler, Türkiye'de mutlaka Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kars Arpaçay ilçesine bağlı Büyük Çatma köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız İbrahim Birdal ile köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarım ilçenin kıdemli muhtarlarından 3. dönem seçilmiş. Evet. Doğru efendim. Ben size öncelikle teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aynı zamanda köyde hizmet yaptırıyordu sayın muhtarımız. Oraya da bir alalım, nemli alalım. İş makineleri gelmiş. İloca İdaresi'ne de teşekkür ediyoruz. Mutlaka tabii ki. Şu anda 3 dönemdir. Siz de öncelikle köyüme gelip beni ziyaret ettiğiniz, köyümü ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Şu anda iş makineleri zaten görüyoruz. Hayvan içme suyu göleti yapımı üzerindeyiz şu anda. Evet. Hizmetleri şimdi aralıklarla olmakla şartıyla alıyoruz. Amacımız daha iyi yaşanabilir bir köy ortamı oluşturabilmek. Evet. Batıya göçü önleyebilmek. Devletimizle, milletimizle köyden amacımız göç bu. Önleme, evet. Ama ilk amacımız bu. Eğitim olsun, yol olsun, hayvancılık, tarım olsun. Bunlardan farkındalık yaratarak köylüyü köyünde tutmak birinci temel esasımız. Zaten geçim kaynağımız da köy. Göletimizi yapıyoruz. Ulaştırma Bakanımız son yıllarda yollara büyük katkıda bulunmasından dolayı sıcak asfaltlı köy yollarımız yapılmaya başlanıldı. Evet. İhtiyaçlı olan köylerimiz var tabii ki mutlaka. Hangi köyler sıcak asfalt yapıldı muhtarım? Şu anda Tomarlı Grup Köyü yapıldı. Atçılar Köyü Grup Köyü yolu sıcak asfalt yapıldı. Atçılar mı? Atçılar. Atçılar Köyü Grup Köyü yolu, evet. Yapıldı. Bir de Büyük Çatma Köyü Grup Köyü yapıldı. 7 köyün evet. Kullandığı bir yoldur, 13 kilometre. Karayolları ağına aldı Sayın Bakanımız. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Çok güzel bir yol oldu da. İnşallah yine de olacak. Köy, diğer köylerimizin ara yolları falan yine sıkıntılarımız var ama bu yılda tabii ki içme suyu yılı olarak ilan edildi. Valimiz yeri ilan etti. Evet. İlan etti. İnşallah içme suyunda da birçok köyümüzün içme suyu problemi olmaması sebebiyle evet. Ama ihtiyacımız, depolarımız, problemlerimiz var. İnşallah evet. Onlar da daha iyi olacaktır. Evet, Rami Doğan Kars Valimize de teşekkür ediyoruz. Bu yılı içme suyu projesi yılı olan ilan etmiş. Susuz köyümüzün bırak kalmayacağını belirtmiş. Doğru mu efendim? Bu arada bir parantez açayım tabii ki. Rahmi Doğan valimiz geldiği günden beri özellikle Kars'ın profiline çok uğraştı. Evet. Tabiri caizse taşın altına elini sokmadı. Evet. Cüstesini soktu o adam. Evet. Tek başına diyebilirim yani bunu çekinmeden söylüyorum. Yerelde sanki bir yerel yönetici gibi çalıştı. Çalışıyor, turizme büyük katkısı oldu. Bir fiil sahada, bu anlamda Kars'ın gördüğü bana göre birinci vali. Biz de birebir zaten içindeyiz. Evet. Hemen hemen 6 ayda bir muhtarları ziyaret eder, toparlar, sorunlarımızı dinler. Bu anlamda farkındalık yaratan bir valimiz. Ona da teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Evet, Sayın Valimizin memleketine de ziyaret ettim. Kendi doğup büyüdüğü köye, Danişmet Köyü'ne de ziyaret ettim. Onu da belirteyim. İç Anadolu olduğu için valimiz buranın yaşam şartlarını, insanların kültürünü daha iyi bilir. Onun evet. için insanların da ruhuna hitap etmesini iyi şekilde bilmiş. Onu valimize de teşekkür ediyoruz araştırmacı gazeteci olarak. Tabii ki. Evet muhtarım, altyapısı yapıldı mı? Kaç hane, nüfus ne kadar? 570 nüfusludur. Suyumuz, okulumuz, camimiz. Herhangi bir problemimiz yok. Sadece altyapıları, kanalizasyon sistemimiz yok. Onda da belli bir sıkıntılarımız vardı. Şu anda zaten son 2 yıldır Arpaçay'da kanalizasyon sistemine katkı sağlanamıyor. Çünkü yol ve su çalışıldı. İnşallah o da kısa sürede olacak ama Arpaçay'da birkaç köy kanalizasyon yapıldı. Diğer köyler halen kanalizasyon ihtiyacımız var. Taziye mi yaptırdınız muhtarım? Taziye evet kendimiz yaptırdık. Şu kendi imkanlarınızda mı? Kendi imkanlarımızda da kısmen de kaymakamlıktan yardım aldık. Evet. Söylesene oldu. Evet, üzerinde Türk bayrağı olan taziyerimizdir. Gözüküyor mu? Güzel mi? Evet, onu da yaklaştıralım. Güzel. Muhtarımıza da teşekkür ediyorum araştırmacı gazeteci olarak. Tabii birçok arkadaşımız var. Türkiye'nin parçası muhtarımızı aradığımızda çaldı. Biz de çok mutlu olduk. Gönlümüzü okşadı. Allah razı olsun diyoruz. İşte bu memleket bizim memleketimiz. Taş, toprağı, her tarafı altın diyoruz sayın izleyiciler. Sadece işte köylerimize de artık hizmetlerin yapılmasını istiyoruz ki çalışkan muhtarlarımız hizmet alıyor, onu da gördük. İşte Karakaş Köyü muhtarı var, merkeze bağlı evet, hayvan evet. Hayvan barınakları, hayvan padokları yaptırmış. Efendim, yine Selim ilçesinde gelin alan muhtarımız 78 yaşında olmasına rağmen aynı hizmeti o da almış. Demek ki eğer hizmeti isterse muhtarlarımız, takip ederse ne yapıyor? Hizmeti alıyor. 78 yaşında iki muhtarımız, bir de yine merkeze bağlı Emrul olacak mı? O ilk köy muhtarımız Halefoğlu'da şurada. Halefoğlu. O arkadaşımız da 78 yaşında sıcak asfalt yaptırmış köyün yolunu. Yine Kars'a girerken bir köy daha var. İsmini unuttum. Baki muhtarımız. Baki Yumruktay muhtarımız da sıcak asfalt yaptırmış. Yani
78 yaşında olmalarına rağmen muhtarlarımız ne yapıyor? Köye hizmet almak için mücadele ediyor. Bunların örnek olması için söylüyorum. Burada tabii ki ben de bir katkı yapayım. Muhtarlar yerel yöneticilerdir. Yerel yöneticiler Türkiye'de, ülkemizde tedbirli kıyafetli halkın içinde gezen tek meslek kuruluşudur. Evet. Onun için yerel kıyafetimizle bizim kravatla takım elbiseyle işimiz olmaması lazım. Evet. Hattı zatında. Onlar bürokrasinin işidir. Biz halkımızın içinde, köylümüzün içinde, caddemizde, sokağımızda, çamurumuzda, yolumuzda halkımıza hizmet etmek birinci esasımız olmalıdır. Evet. Biz her gittiğimiz yerde de tabi gazetemizi de gösteriyoruz. Muhtarım 3. dönem olduğu için bizim kıymetimizi, değerimizi daha iyi bilir. Biz 12 Şubat 2012 yılında kurulduk sayın izleyiciler. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi. Hedefimiz muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktır. İşte görmüş olduğunuz gibi dev başlıklar attık, manşetlere taşıdık. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ne yaptık? Bu konuyu da mutlu sona ulaştırdık. Bize inanarak destekleyen, gazetemize sahip çıkan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Birçok muhtarımız bunu başaracağımıza inanmıyordu. Güzel mücadele ediyorsun ama yapmazlar Süleyman Bey diyordu. Doğru mu efendim? Tabii ki. Tabii. Hiç hayal ettiniz muhtarım. Tabii ki bu vesileyle sizle de tanışmış olduk. Evet. Tabii ki gazetemiz de bundan sonra bizim sesimiz olduğu için takip etmek isteriz. Evet. Mutlaka. Biz de haber karşılığında zaten arkadaşlar haber karşılığında Türkiye'de muhtarlarımıza haber yapıyoruz. Gazetemizde yayınlıyoruz. Bunu internet ortamından yayınlıyoruz. Birçok yerde söyledik. Ve ne yapıyoruz? Köy tüzel kişilerimizde fatura kesiyoruz. Devletimize ne yapıyoruz? Vergi ediyoruz arkadaşlar. Yani oradan dinler mi hanım yakınlaşırsan. Ya oradan birçok röportajımızda söylüyoruz. Çünkü her Türk vatandaşı ne yapmalı? Vergisini ödemeli. Doğru mu efendim? Tabii ki. Evet. Onun için biz ne hizmet karşılığında işte muhtarlarımız da sağ olsun bizi inandılar. Birçok muhtarımız tabii inanmadı. Sosyal güvenlik primlerinin çözüldüğü kararnamede tabanca ruhsatları çözülmemesi üzerine şu görmüş olduğunuz başlığı attım sayın izleyiciler. Araştırmacı gazeteci olarak. Muhtarların sesi olarak. Muhtarlarımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha bekliyor dedik ve bunda da mutlu sona ulaştık. Allah razı olsun diyoruz Cumhurbaşkanımıza. Allah sağlık, sağlık, uzun ömür versin diyoruz. Mutlaka. Evet. Tüm devlet erkanına burada teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza, çalışan milletvekillerimize, valimize, kaymakamlarımız bu anlamda tabii ki özveriyle çalışanlarımız var. Zaten çalışanlar Cumhurbaşkanımız tarafından da takdir ediliyordur. Evet. Bu anlamda kesinlikle kaygımız da yoktur. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Zaten zor bir süreçteyiz. Tabii ki hizmet almak esasımızdır ama devletin birliği, bekası bizim için daha önemlidir. Önümüzdeki günlerle bizim için daha önemlidir. İnşallah devletimiz birliğini, beraberliği, bütünlüğünü bozmayacaktır. Bunlar da bu işin anlamda da muhtarlara büyük önem düşmektedir. Evet. Muhtarlar bayrak esaslı çalışmalı, köylü esaslı çalışmalıdır. Yerele hizmet etmelidirler. Muhtarların üç görev vardır. Evet. Bayrak, köylü ve yerel esaslı çalışmalıdır. Evet. Onun için muhtarlar ülkenin emniyet sipobu gibidir. Evet. Vatandaşa nasıl yansıtırsa, huzur yansıtırsa huzur olur. Kötülük yansıtırsa kötülük olur. Bu anlamda muhtarlar komşuluğun arasındaki bir bağlaçtır. Bunlara dikkat etmek gerekir. Hem de devlet arasında bir köprüdür sayın izleyiciler. Hem vatandaş ile devlet arasında bir köprü hem de vatandaş ile millet arasında da ne? Köprü muhtarlar mı sayın izleyiciler? İşte gördünüz. Önemli olan ülkemizin birliği beraberliği. Onun için bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızın biz et kemik gibi tek bir olmasını istiyoruz. İşte görüyorsunuz Gazze'de Müslümanlara uygulanan bir soykırım var. Doğru mu efendim? Silah olmayan vatandaşlara ne yapıyor? Ateşli silahlarla ateş ederek şehit oldular. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama Türkiye dünyadaki bütün İslam devletlerinin de tek yumruk olmasını istiyor. Doğru mu efendim? Kesinlikle burada Müslüman devletleri, Müslüman Türk devletleri birçok alanda çok mağdur ve sıkıntılardır. Yani onlarca coğrafyada Müslümanlar, Türkler zor durumdalar. Burada neden kaynaklanıyor? Birliğimizi, bütünlüğümüzü savunamadığımız için, evet. Tüm Müslüman Türk devletleri için Türkiye bir örnek teşkil etmektedir. Evet. Hatta zatında bunda demekten çekinmiyoruz. Son kaledir. Evet. Türkiye son kaledir. Bu anlamda Türkiye direnmektedir. Direnecektir de. İnşallah Müslüman Türkiye Cumhuriyeti'ni hiç kimse parmak dahi uzatamayacaktı. Tabii ki sorunlarımız vardır. Evet, Ramazan'ın son damlasına kadar bütün Türk vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız mücadele eden ki ettiler de biliyorsunuz. Çanakkale geçilmesi yani dünyaya gösterdiler. Onun için hiçbir devlette buna cesaret edecek
konumda yani cesaret edemez diye düşünüyorum ben araştırmacı gazeteci olarak. Çünkü işte İç Anadolu'yu geziyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk işte Samsun'a çıktı oradan Amasya, Erzurum. Değil mi? Siyas kongrelerini yaptı. Anadolu'nun insanına ne yaptı? Güvendi. Doğru mu efendim? Bu anlamda da bir katkıda bulunayım. Buyurun efendim. Ben ayrı zamanda tarih eğilimli, okulda da tarih öğrenciler arasında tarih bilimcisiydim. Evet. Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra tabii ki Erzurum Kongresi'ni başlattı. Erzurum'dan Sivas'a geçmek durumundayken Karslı Hatınoğlu Hatem Bey burada katkıda sunmuştur. Erzurum'la Sivas'a giderken mal varlığından bir miktarını Atatürk'ün bilmemesi şartıyla Atatürk'ün silah arkadaşlarına vererek o katkıda bulunmuştur. Evet. Bu Karslı'dır ve Karslı Kaleci Mahallesi'nde Hatemoğlu. De Karslı Hatınoğlu Hatem Bey. Hatınoğlu Hatem Bey. Merkez Söğütlü köyündendir. Bu kahraman da bizdendir. Kurtuluş Savaşı'nda Karslar belki yeterince yer alamamıştır. Niye? Evet. Çünkü Kars 40 sene esaret altında kalmıştır Rus işgalindedir. Evet. Ama doğuda Sarıkamış'ta Ermeni Sarıkamış'ı yaşamıştır. Ermeniler tarafından büyük katliamlara uğramıştır. 381 tane köyde katliam olmuştur. Evet. 81 tanesi bu tamamen Kars'tadır. Bir tanesi de bu köy. Bir tanesi de bu köy. Var burada gördük. Ermeniler burada bu soykırım köyde uygulamış. İşte su batanda uygulamış. Birkaç köyde yine uygulamışlardı. Onları çektik. Aslında biz işte bunlar da ne yapıyoruz? Tüm dünyaya kamuoyuna gösteriyoruz. Bu köyü belirtelim. Bu köyün 183 tane şehidi var. 1918 olaylarında Ermeniler tarafından katledilen zaten şehitlikte tezir edilmiştir. Yolu kenarında Hani şehitlik aslında ibret olsun, gelecek nesle örnek olsun. Evet. Bir daha bu noktaya düşmeyelim. 100 yıl geçti yine dünya ağır bir baskı altında, Müslümanlık ağır bir baskı altında, Türklük ağır bir baskı altındadır. Bu şehitliği görerek yeni nesilleri uyarmak durumundayız. Evet. Tekrar bu noktaya, o Kurtuluş Savaşı'nı inşallah bir daha yaşatmayız. Yaşayacağımız noktada da ulema iyi, bayrağını, birliğini, bütünlüğünü seven bir gençlik yetiştirirsek mücadelemiz daha etkin olacak. Evet. Sayın izleyiciler işte gördüğünüz bilgili ve kültürlü bir muhtarımızla bugün röportaj yaptık. Vatanı, milletini, devletini canı gönülden seven bir muhtarımız. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, araştırmacı gazeteci olarak teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. İnşallah yolumuz düşerse her zaman uğrarız diyoruz. Köyüme kadar gelip bizi ziyaret ettiğiniz için memnun oldum.